Şimdi? Bu nüfusun yüzde 41'i böyle uyuyor. Ne, nedir? Şimdi bunun iki türü var. Bir sola taraf yatan var, bir sağ taraf. Doktorlar diyor ki sakın sola taraf yatmayın. Çünkü kalp falan bütün hayati organlar sol tarafta üstüne ağırlık biniyor diyor. Sağ tarafa mümkün olduğu kadar böyle yatın deniyor. Bu şekildekilerle ilgili çok enteresan bir çalışma var. Diyor ki bu şekilde uyuyan insanlar diyor daha çok dışa dönük gözükseler bile, sosyal ve konuşkan gözükseler bile bunlar diyor çok utangaç ve içe dönüklerdir diyor. Hassaslardır diyor. Dinle Hülya. Bak hassas, içe dönük, ondan sonra birisine alışması zaman alan ve sıcak kanlı insanlardır diyor bu tip uyuyan. Öyle misiniz? <laughs> evet doğru. <laughs> Tam böyle. Bak bu herkeste böyledir. Ben de böyle yattığıma göre demek ki neymişim? hassas, sıcakkanlı, sevecen, iyilik dolu, iyilik meleği. Tamam hocam siz bu uyuma şeklini insanlar. biliyordunuz. Ona göre ben birim dediniz. Oh, hayır hayır. Vallahi Beni de burada öyle. tufaya düşürdünüz. Acaba şimdi hayır, ben değil. Ben de böyle Bak. hemen şey gibi e, mahallemizin sofaya hemen söyledim. Ekranlara annem bağlanır şimdi görürsünüz. Tamam, Benim peki. oğlum böyle yatıyor. <laughs> hayır hayır böyle. Birinci böyle pozisyonda uyuyanlar evet. hassas ve içe dönük insanlar. Bak, Pozisyonları hassas, da getirelim mi içe ekrana? İçe dönük sıcakkanlı. Bu. Tamam. Birinci. İşte şurada birinci pozisyon. Evet. Ortadaki pozisyon. Dur. <laughs> Önce bunu bir halledelim. bak Burada dikkat edin. Eğer böyle yatıyorsanız... ...sağ tarafı yatacaksınız. Bu kişiler alınganlığı ve hassasiyeti... ...yüksek olduğu için... ...olaylardan fazla anlam çıkarma ihtimali yüksek. Eğer kocanız ve... ...arkadaşınız, çocuğunuz böyle yatıyorsa... ...ne konuştuğunuza dikkat edin. Çünkü... ...yanlış anlama potansiyeli var. Alınabilir o söze. Çok tepki vermiyor ama bir de sıcak kanlı olduğu için aldatıcı bir sıcak kanlılık. Aslında hassas. Sıcak kanlı ama hani ben bu lafı söylesem bir şey olmaz gibi geliyor da oluyor, üzülüyor. Yani i̇çine laftan komuk düşse alınır. Tabii içine <laughs> Benim atıyor. Benim Tabii. Bunun adı cenin pozisyonu. Bebekler anne, anne, karnında. anne karnında böyle yatar. Evet. Biraz daha diz kapaklarını çeker. O şekilde yatar. Evet. Geçelim ikinci pozisyona. İkinci pozisyona geçelim. Şimdi Hülya Hanım siz de eş zamanlı olarak bakın lütfen pozisyonumuza. Heh. Evet. Yan ay asker pozisyonu çok güzel o o kol hem bak evet. hep kol gidiyor öyle. öyle bu pozisyon çok enteresan önemli bir pozisyon dışa dönük uysal kişiler bunlar uyumlu kişiler yani sosyaller girdikleri ortama uyum sağlıyor böyle yatanlar evet ve en önemli kısma en önemli noktalarından biri bu kişiler. Sosyal ve uyumlu olduğu için çabuk güvenebiliyorlar insanlara. Çabuk güvenince de çabuk e, ne deniyor? Bedel ödüyorlar. Hmm. Bu kişilere dikkat eğer böyle yatıyorsa çocuğunuz eşiniz çabuk güveniyordur. Hani halk arasında safterun diye bilinen hemen herkesi inanan sosyal çevreye uyum sağlayan böyle çocuğunuz böyle yatıyorsa... Çok dikkat edin girdiği ortamda kötü alışkanlık kazanabilir. Eyvah eyvah. Tabii. Eğer çocuğunuz böyleyse bak Oo. çok dikkat edin. Çok dikkat edin. Peki ne yapmak gerekir hocam? Eğer çocuğunuz böyleyse ondan iyi ilişkiler kurup siz uyum sağlamanız lazım yoksa bir arkadaşı başka bir şey alıştırabilir. Çok yanlış bir yere gider. Kocanız böyleyse onun bunun sözüne çok gidiyordur. Yapışın arkadan bırakmayın sizin sözünüze gitsin. Hocam Bak. ne kadar önemli ve hayati bilgiler evet. veriyorsunuz şu anda? Doktor Chris diyor ki böyle yatan insanların çok hata yapma potansiyeli yüksektir. O yüzden bu kişiler, böyle yatan kişileri yönetici yapmamak lazım. Ya Uyun da çocuğumuz için. böyle yatıyorsa onu hep kontrol altına tutmak lazım, tabii, takip tabii. etmek lazım. Var mı ikinci pozisyona ekleyeceğiniz başka şeyler? Bu güzel. Hemen bu üçüncü bu pozisyona alalım. Evet üçüncü pozisyonda eller hemen yastık Şöyle, altında. Şöyle yastık altında değil yok. Yanında. Yastık, yanında. Evet. Ayaklar uzun vücut böyle hafif bükülmüş şekilde İyi bakın buna. Yana dönek bir pozisyon. Genelde bu kişiler şüpheci ve eleştirici. Her şeyin altında bir şey arıyor. Öküzün altında buzağı arayanlar bunlar. Her şeyden bir anlam çıkarıyor. Aşırı karısını ve kocasını kıskanan tipler de böyle. Kocanız böyle yatıyorsa kıskanç olup bir şeylerin altında bir şey anlama ihtimali yüksektir. E ne yapacağız Bak, peki? böyle dikkat edin. Bu kişilere mi? Hemen yatış pozisyonunu değiştireceğiz? Yatış pozisyonu <laughs> değiştirmen sonucu değiştirmez. Bu adamın ruh hali. Yani e, kişiliği böyle. O zaman ne yapacaksın burada? Çok dikkat edeceksin. Bu arkadaşın şüphelenebileceği şeylere açık edeceksin. Cep telefonuna şifre koymayacaksın. Ey erkekler karınız böyle yatıyorsa şifre koymayın. Telefona şifre koymayın. Onu okutturun mesajlar. Herkes bu gece birbirine bakacak. Acaba nasıl <laughs> Geceleyin. Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun ya? lan? ne yapıyor? Ya ne bileyim bakıyorum nasıl yatıyorsun diye ya. Özlemişim. <laughs> ya ama çok önemli bilgiler bunlar. Tabii, tabii. hiçbir yerde bulamayacağınız. Ee, ve ilk kez Türkiye'de bir canlı yayında... ...psikolog doktor Zafer Akıncı ile birlikte ortaya çıkan bilgiler bunlar. Hocamıza da teşekkür ediyoruz. Şimdi bak burada bir şey daha var. Bu kişiler bir şeye karar verirken çok zor veriyorlar. Bu bir tane koltuk alacak diyelim koltuk takımı bayağı git gel yaşıyor. Düşünüyor bunu mu yapsak, bunu mu yapsak, şöyle mi yapsak, böyle mi yapsak, öyle gelsek, böyle gelsek. Kararsız kişilikler Kar yani. Kararsızlığı şüpheciliğinden geliyor. Her şeyin altında bir şey arıyor. Kayınvalideniz böyleyse çok dikkat edin böyle. Ne hocam? Kaynananın nasıl uyuduğuna bak öyle evlen. Yok artık. <gülüyor> <gülüyor> bak görüştünüz nişanlınıza deyin annen uyurken resmini çeksene bebek gibi çok hoşuma gidiyor. Oradan çaktırmadan bakacaksın nasıl uyuyor Hatta diye. Hatta şu anda şöyle bir şey de yapabilirsiniz. Twitter'dan uyuyan bebekleriniz uyuyan çocuklarınız varsa onların fotoğrafını gönderebilirsiniz bize. 6 yaşından sonrakiler. Karakter oluşumu öyle. Ha, bebeklerde oluyor bebek... olmuyor. Yok ha, Bak bunu da öğrendiğimiz Tabii. iyi oldu. Bebeklerde Peki olmuş. bir şey söyleyeceğim çok önemli bir nokta. Şekillendirebilir miyiz onu? Mesela e, Serkan'cığım getirebilir miyiz o tabloyu ekrana? Şimdi göstereceğimiz çok tabloda. Çok güzel bir soru sordun Nur. Evet göster... bak mesela bu tabloda en iyisi hangisi ise çocuğumuzu küçük yaşta öyle şekillendirebilir miyiz? Bak en iyisi hangisi diye bir şey yok. Hepsinin kendine göre üstünlükleri var. Hı. Ama bir pozisyona bir kişiyi zorlamak kişilik üzerinde bir değişikliğe yol açar. Fakat bu doktor Chris'in yaptığı çalışmada böyle bir bilgi yok. Bu benim kanaatim. Hı hı. Yani bence bir şeyi zorlamak çünkü fizyoloji ruh ruha göre şekillendiği için hı hı. bana göre fizyolojiyi değiştirmek kişiliği de değiştiriyor. Hani böyle estetik ameliyat olanların kişiliği değişiyor mesela. Onun gibi bana göre öyle. Ama bu konuda herhangi bir bilimsel bir veri yok elimizde. Böyle büyütülmüş şöyle uyutarak büyütülmüş bir çocuğun kişiliği şöyle oluyor diye bir şey bilmiyoruz. Ama şunu biliyoruz ki uyuma şekliniz Tabii. sizi ele veriyor. Üçüncü pozisyondayız. Şüpheci. 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 Buna şüpheci. hep hatırlayın şüpheci. Böyle Eğer böyle yatıyorsa altını çiziyorum. Dikkat edin şifre koymayın açık oynayın kartlar hep açık olsun. Anlatabildim mi? Hatta bu fotoğrafı çekin. Peki Cen'in pozisyonuna gel. Cen'in pozisyonuna. İlk bir numaraya mı hocam? Bir numaraya gel. Evet. Böyle yatıyorsa ne yap mesela? Ne yapsın? Ey erkekler. Ne yapalım? Niye hocam erkeklere söylüyorsunuz hep? Karılarına sahip çıksınlar diye. Ne oluyor eşinize, ki böyle yatan kadında? Eşinize gelin arkadan sarılın bu şekilde. Cen'in pozisyonda ya kendini çok güvende hisseder. Ama burada erkeklere sesleniyorum kesinlikle şefkatli dokunuşlarla bak altını çiziyorum. Siz ne dediğimi iyi anlıyorsunuz erkekler. Şefkatli <laughs> dokunuşlarla. Biz de anlıyoruz. Şefkatli dokunuşlarla. Ey kadınlar size sesleniyorum anneler. Ey anneler. Çocuklarınız böyle yatıyorsa hemen arkadan gelin siz de yanında sarılın ona. Bu şekilde. Çok güvende hisseder. Bak hassasiyeti yüksek olduğu için bu kişilerin böyle sarılmak, sevgide güvende hissetmek çok önemli. Eğer bir şey diyecekseniz çocuğunuza arkadan sarılarak söyleyin böyle gele. Hocam bir şey Yatarken. sorabilir miyim? Evet. Ama buna ne olur Doğru cevap Hı. verin. Şundan şu belli olur mu? Hı. Hangi pozisyonda yatan erkek daha çapkın olur? Hangi pozisyonda yatan erkek daha çapkın olur? Bir ee, mi iki mi üç mü şimdi dört mü bu, beş bunu, mi altı mı? Bunu söyleme. En son söyleyelim. Evet. Şu Sö analizleri yaptıktan diyelim. sonra Allah tamam. aşkına söyleyin. Tamam. Madem tamam. hani bize bir iyilik yapıyorsunuz ama, diyorsunuz ama ki. Ama şunu, şunu söyleyeyim bak. Bu şekilde eğer kocanız böyleyse ey kadınlar arkadan gelin eşinize sarılın. Kulağına seni çok seviyorum. Uyurken. İyi ki varsın. Uyurken değil uyanıkken. Böyle sarılın kulağına da hafif hafif seni seviyorum güvendesin fısıldayın. Çok acayip sonuç alırsınız bak söylüyorum. Zafer Akıncı'dan. Acayip tiyolar gelecek bu programda. Tabii. Peki üç için ekleyeceğiniz var mı hocam? Yok. Üç için ekleyeceğimiz şey, ee, şüphelendiğin ne varsa açık edin. Şüphelendiği her şeyi açık edin. Yani bilgisayar parolanızı, tabii. telefon şifrenizi ortadan kaldırın ki yaşamınız daha mutlu olsun diyorsunuz. Bir de bir şeyler karıştırmayın tabii bu arada. <laughs> evet, evet. Şimdi dördüncü dörde pozisyona geçelim. gelelim. Hülya Hanım dörde bakın. Bak, dört, sırt, altta, üstü sağ altta, he, sırt üstü yatıyorsunuz. sırt üstü. Elleriniz, ayaklarınız böyle uzun. Ama uzan. ayakları böyle enteresan bir şekilde yapmış böyle çapraz, çapraz gibi. gibi. <laughs> böyle. Bir yapın Tamam yaptık. Eğer böyle yatıyorsak ne anlatıyoruz biz? Şimdi birincisi böyle yatmanın bazı tehlikeleri var. Bir kere horlayanların hepsi böyle yatar. Bu horlamaya neden oluyor? Geniz etiyle ilgili. Eğer kilo da varsa kesinlikle horluyor. Eyvah, Horlayan eyvah. insanlara hatta Top egzersizi diye bir egzersiz var. Onu da bilgi olarak vereyim. Uyurken şuranıza bir top dikin ki böyle yatmayın. Gece böyle uyursanız iki şey olur. Hem orlarsınız hem uyku abneste böyleyken oluyor. Bu şekilde yatmak çok faydalı ve sağlıklı olmadığı bize uzmanlar tarafından bildiriliyor. Hı hı. Ee, birincisi bu kişiler e, yüksek hayat standardı seviyorlar ve... Yakın çevreler böyle olsun diye aşırı uğraşıyorlar. Lükse mi düşkünler yani? Lükse diyemeyiz de aşırı çalışıp, para kazanıp, onu bir şekilde rahat etmek, rahat ettirmek için, çevresine konfor sunmak için aşırı kendisini böyle zorlayan kişiler. E bu güzel bu kişiler. bir meziyet, hiçbir yakınını, hiçbir sevdiğini zora düşürmez bu kişiler. Öyle diyemiyoruz. Çünkü bazen çok şey de yapabiliyor bu kişiler. Ne yapıyorlar? Ee, ne denir? Parayı çok kısmak. Ha, cimri oluyorlar yani. Ya cimri olma potansiyeli var. Ee, şey olsun diye. Hocam o kadar kibar ki cimri diyemiyor. Cimri olma potansiyeli var. <laughs> yani şöyle bak. Yüksek hayat standardı sunmak için sürekli kısıp çalış 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 kısıp 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 böyle oluyor. Eğer böyle birinin karısı Cen'in pozisyonuna gelsene Hülya. Eğer karısı böyleyse çok ciddi sorunlar çıkıyor. Yani birinci ile dördüncü ki, pozisyon ben evliyse... istediğimi almıyorum, beni sevmiyorum. Biz ne için çalışıyoruz diyor. Niye böyle yapıyorsun diyor. Biraz harcayalım, tatile gidelim. Ne olur ben har vurup parmağı savuralım demiyorum diyor. O biri tekrar o pozisyona gelir miyiz? Seni zorluyorum ama ne olursun kusura bakma. Yani. Ee, böyle de yatan adam ne alakası var diyor. Geleceğimizi garanti altına alıyorum ben diyor. Ben ya, çalışıyorum diyor. Hocam. Sizler için diyor. ...fark etmiyor hep aynı cümleler. Hayır hayır, sizler tam için tersi. çalışıyorum. Mesela tam tersi, birinci pozisyonda adam, ikinci dördüncü i̇şte pozisyonda aynı kadın. Aynı şey oluyor. Aynı kadın mi? ne diyor? Harcama. Paralar oluyor. bana getireceksin. Her yere ne yaptığım belli değil. Bana getireceksin diyor falan. Adam diyor ya yiyelim içelim hatunum. Sen niye böyle diyorsun diyor. Ben gördüm böyle gerçek vakalar. Kadın da diyor ki. Para biriktireceğiz, olur mu? Bir evimizi alacağız, başka bir evimiz de olsun, kiraya verelim onu, arabamız olsun, ondan sonra rahat ederiz ya diyor. Ablam 72 yaşında hala para biriktiriyor. <laughs> o rahat günü bir türlü gelmiyor, hala gelmiyor. Ne zaman gelecek ya? <laughs> Hocam çok yaşayın. Dördüncü pozisyondakiler demek ki o zaman hafif cimri oluyorlar. Evet. Yani gizlilik... Çocuğunuz böyleyse. Kesinlikle iyi maddi geliri olan işlere yönlendiri. Bu çocukların başarılı olma ihtimali daha yüksek. Aa, bu da önemli. Tabii. O birinci cenin pozisyondaki çocuklar çabuk aşık oluyor. Tabii. Hemen birilerine aşık oluyor. Bu biraz zor aşık oluyor. Paraya bakıyor. Mesela böyle bir kızınız varsa kaşırı maaş alıyor. Birinci pozisyondaki yakışıklı mı diyor. Bu diyor kaşırı maaş ne? İşi ne diyor? Ailesi nasıl? Bindiği araba ne diyor? O yüzden bu kişiler daha yüksek hayat standartını daha böyle şey yapan Önemli kişiler. Önemsiyorlar. Yani Peki sıra geldi. Beşinci Yüz üstü pozisyona. Yüzüstü yatabilir miyiz onu? Bu benim pozisyonum. Bir deneyelim. Bir deneyelim ama zorlamayalım. Zorlamayalım. Hıcağım çok Hülyanım. rahat böyle. Zorlamayalım. Heh. Dünyanın en kolay, en rahat yatma halidir. Eyvallah. Mesela ben böyle yatmaya bayılıyorum. Bu kişiler kötü bir şey söylemezseniz bu oluruz. Kendine güvenen gözüken ve atılgan kişiler. Girişimci bunlar. Bir proje var mı? Var. Vallahi girelim. Hemen. <laughs> kımıl kımıl. Kımık. Gedi <laughs> bir şey söylemiyoruz, değil mi? Ve bu kişiler birisi eleştirdi miydi hemen ciddiye alıyor aşırı. Ne demiş? Ha, önemseye, Nasıl doğru. demiş? Önemsiyor. Çünkü şeye çok dikkat ediyor. Yani bulunduğu pozisyona, bulunduğu şekle çok dikkat ediyor ve bak burası çok önemli çok girişimci kişiler. Mantıklı girişimci, atılgan ve ve eleştiriyi ciddiye alan kişiler. İyi e kötü bir şey değilmiş hocam ya, ben. Fakat daha kötü, ama geliyor. Fakat, <laughs> fakat bu kişilerin sindirim şeyi yani yapma beden açısından sağlıklı bir hal değil bu. Ay hocam sindirim biniyor. problemi çekerler mi bu kişiler? Evet. kendim için de bir arkadaşım için soruyorum. Evet. <laughs> Gerçekten bir mide problemi vardır var, bende. Bu var. yatış pozisyonundan dolayı. Evet, evet, mi? evet. Bu çok kanıtlanmış, defalarca test etmişler. Bu kişiler varsa kesinlikle girişimcidir. Kocanız böyle yatıyorsa yeni bir iş kurmak üzere. Karınız böyle yatıyorsa o da bir girişimci işte bu böyle bir şeylerin peşinde, bir dernekler, bir organizasyonlar. Baksana bir bir şey düşündüm, bir şeyler. Bu şekil böyle. Bak bu çok binlerce kişi üstünde denenerek yakalanmış. Böyle yatan kişiler iyi baksınlar. Peki böyle kişilere ne lazım? O şüpheci tip var ya. Eğer böyle yatan bir kadının veya erkeğin kocası da şüpheci tipse çok başarılı oluyorlar. Niye? Bu eleştiri aldığı için diğeri de eleştiri getiriyor. Peki böyle olursa ne olur? Şöyle olur, şüpheciydi ya her şeyin altında bir şey arıyor. İkisi birlikte çok başarılı oluyor. Eğer kocası böyle bir kadının o cenin e, pozisyonu var ya duygulu, e, hassas. Cenin pozisyonunda bir karısı varsa bu ikisi çok para batırıyorlar. Yani bir numaradaki bu kadınsa değil mi hocam? Tabii. Bu girişimci o biri hassas. Vallahi içim esindi, içim ısındı. <laughs> muzaffer, içim ısındı. Hadi o zaman kuralım muzaffer. Böyle giriyorlar işe güm, iş batıyor. Tabii. Allah Allah. Tabii. Hocam ne kadar yok, enteresan. Yok. Yani beşinci pozisyonla en alttaki, ortadaki pozisyonla birinci pozisyon bir arada... Evlenirse varsa... iş batırıyorlar. Allah en alta ile onun üstündeki şey onun sağ üstündeki yani şıpecici pozisyonlar var ya böyle. Yani yata. şöyle diyelim hocam. Ekranda birinci sırada en sondaki. Buna numara yazamıyorlar değil mi şu anda? Ya zaten şöyle hocam ekranda 1 2 3 4 5 6. Tabii. 3 numarayla 5 numara Evlendi miydi? Hadi maşallah bunlar marketleri falan oluyor hadi. O kadar <gülüyor> mı? <gülüyor> evet evet. Hemen hocam o zaman Ben çok gördüm karı koca böyle vakaya. Üç numaraya tam bu, bulmamız lazım hemen. Bu kardeşiniz çok fazla aile danışmanlığı, aile terapileri yapmış. Çok uzun yıllardır bu işlerle uğraştığım için böyle değişik evlilik versiyonlarını gördüm. Bak şu iki evlilik var ya hocam vallahi işte market kurduk eşimle düğün salonu da aldık bir tane. <laughs> iki tane evimiz var çalışıyoruz böyle karı koca bunlar para biri vesveseli şeyli para sayma makinesi var arkada tık 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 tık. <laughs> bunlar böyle. Ama işte karı koca ceninse yani bir çok, numaraysa ise bir numaraysa karı koca bunlar mutlu oluyor böyle güzel şeyler yaşıyor ama çok da saçma sapan durumlarda kalıyorlar. <laughs> Anlatabildim mi? Onun için bu şeylere dikkat etmek lazım. İnanılır gibi değil. Ee, evet. Beşinciye ekleyeceğiniz var Beş... mı? Hemen altıya geçiyoruz. Yok altıya geçelim. Hülya Hanım dönebilir miyiz? Sırt Çok üstü zahmet yatıyor. verdik Hülya'ya ya. Hülya Hanım Teşekkür kusurumuza ediyoruz. bakma şahanesiniz valla. Ee, arkaya ellerinizi yatırıyorsunuz. Ayaklar bu, serbest. He, bu e, çok ilginç bu. Bunlar bu Rahiben Teresa diyeceğim. sendromu deniyor. Bunlar iyilik meleği. Nerede kimin neye ihtiyacı var? Anam buraya bir şey götürelim, buraya bir şey götürelim. <laughs> ya bırak biraz evine bak. Ya olsun olsun oraya da götür. Bunlar yardım meleği. Gerçekten mi? Tabii. Ve ilgi çekmeye bayılıyorlar. Bir ortama girince... <laughs> ...de bak. <laughs> i̇lgi çekmeye bayılıyorlar. Hem yardımsever hem de o yardımseverlikten dolayı bir bir şey olmayı seviyorlar böyle. <gülüyor> İyice <gülüyor> oda olmayı seviyorlar. Evet, evet.